değerli izleyenler, Kitapcısından herkese merhabalar. Bu haftaki konuğumuz yazar Melih Esen Cengiz bizlerle olacak. Kitaplarımızı yine hediye etmeye devam edeceğiz. Sokak röportajlarımız olacak. Peyami Safa Kütüphane açılışına gideceğiz. Kitapcısı başlıyor. Değerli izleyenler, program konuğumuz yazar Melih Esen Cengiz bizlerle. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. 1920'li yıllarda Karadağ'daki savaştan kaçan kimsesiz ve işitme engelli küçük bir kızın hikayesini kaleme aldınız. Öncelikle kitap bize neler anlatıyor, sizden dinleyelim. Kitap en başta bir muhacir kızın hikayesi tabii ki. Göçmenlik zor bir zanaat diyelim. Türkler çok yaşadı bunu. Ama ondan sonra ikincisi dilsiz ve sağır, engelli bir kızın yaşadıkları, onun serpilip büyünmesi ve hayata atılması, zorluklar bir başka en önemli konulardan bir tanesi. Onun dışında da tabii kişiliğinin gelişmesi çok önemli. Başlıyor ve sonuna kadar devam ediyor. O kişilik nasıl gelişiyor? Kuvvetli bir kadın karakter ama zayıf tarafları da var. Kendisini eğiten insanlara çok bağımlı, onlara tapıyor, onları mükemmel görüyor. Bir çeşit öğretmen mükemmeldir diye düşünüp öğretmenin izinden gidiyor. Evet. Kitapta iki traje var çünkü. Evet, iki trajeyi görüyoruz. Peki bu iki trajeyi kıyaslarsak neler söylemek istersiniz? İlk traje Osmanlı döneminin bir genç kadını, çok iyi eğitilmiş. Bunun sonucunda da tabii edebiyata, müziğe çok düşkün, modayı takip ediyor. Fakat aynı zamanda da tabii genç yaşta kocasını kaybettiği için çok büyük bunalımlar da yaşayan sık sık bir kadın. Kuvvetli bir kadın ama kuvvetli olduğu kadar da kırılganlığı var. Küçük traje onu takip ediyor. İsmini ondan alıyor çünkü. Evet. Onun sayesinde çok eğitimli bir insan oluyor. Daha iyi hayat mücadelelerine kendini hazırlıyor. Ama ablasının iyi taraflarını alırken kırılgan taraflarını da benimsiyor. Ama en önemli konu tabii, birçok önemli unsur sayabilirsiniz kitabında bu kişiliğin, küçük trajenin kişiliğin gelişmesinde. Sevgiye çok inanması, ona ablasının izinden gidip çok fazla önem veriyor. O onun hem güçlü tarafı oluyor, hayattan zevk alıyor, keyif alıyor yaşarken. Ama aynı zamanda da sevgiyi kaybederken kırılıyor. Evet. Yani kişilik kırılması oluyor. Ve öyle ikilemler içinde yaşıyor. Bir de annesi var aslında. Öz annesi değil ama savaşta ona sahip çıkan annesi Pakize. Evet, Pakize'li bir boşnak kadını. Onunla çok, ona çok bağlı ama o da kitabın içinde bir dönemde o zamanın en önemli hastalığı olan veremden etkileniyor, evet. Kaybediyor hayatını. Hem Pakize savaştan kaçıyor yakın akrabalarıyla birlikte ve bir de küçük kız peşlerine takılıyor. Orada ona aslında belki sahip de çıkmayabilir. Belki de trajenin bambaşka bir hayatı olacakken onun orada Pakize ile tanışması hayatını bambaşka bir yöne doğru itiyor aslında. Bu konuyu neden kaleme aldınız bu şekilde? Ben Karadağlıyım, yani bir kökenim Karadağ. Taşlıca, Piyevliya dediğimiz bölgeden. Oradaki Türkler ve Boşnaklar çok sıkıntılar yaşıyor 1920'li yıllarda. Zaten kitap 24'te başlıyor. Şahoviçi, evet. Katliamının olduğu bir hafta o. Çok Boşnak ölüyor. Biraz da kendi soyuma saygı olaraktan, çünkü Balkanlarda Türkler çok büyük kayıplar verdiler, çok büyük kayıplar verdiler. Yani Yunan isyanından başlayaraktan 1912'ye kadar milyonlarca insan göç etti ve milyonlarca insan hayatını kaybetti. Yani bu yıkıma uğrayan insanların önemli bir kısmı Türk kökenli, Türk. Bir kısmı Boşnak, daha küçük bir kısmı Torbeş, bir kısmı Arnavut. Ama yani bunlar
kuvvetli kısmımız belki başka topluluklardan. Ama mühim değil hangi ırktan olduğu, hangi kültürden olduğu. Çok insan kaybı oluyor. Biraz da saygı. Çünkü o 1920'lerde benim de dedem gidiyor ve bir daha dönmüyor. Sonra kimse bilmiyor ne olduğunu. Savaşın en büyük mağduru yine kadınlar oluyor. Ve siz de kadınların, güçlü kadınların kaleme aldınız. Yani tiraje ya da güçlü kadın figürünü düşünürseniz bu belki de benim toplumumuzdaki kırılgan ve ezik diyelim kadın figürüne karşı olmam. Yani çünkü kadınlar ne kadar çok üretime katılırsa, kadınlar ne kadar çok eşit bireyler olarak toplumda yerini alırsa, toplum daha refaha ulaşır, daha huzurlu olur. Bu kesin yani. Benim kitaplarımda iki tiraje olsun. Geçen kitabımda Bir Kadın Bir Cinayetteki Gisela, ondan önce Paylaşılamayan Cinayette Pertevniyel Sultan ve Mahallenin Yetimi kitabımda da Otto'nun annesi Ethel filan böyle güçlü figürler olarak yer alıyor. Bu bir çeşit bir özlem yani benim açımdan başka bir şey değil. Ne kadar huzuru bulmak istiyorsanız o kadar çok kadın, gerçek anlamda kadın erkek eşitliğinin topluma yerleşmesi lazım, benimsenmesi lazım. Sırf Türkiye'de değil, Batı'da bile hala o sıkıntılar devam ediyor. Peki yeni kitap gelecek mi? Yeni bazı projelerim var. Yani 19. yüzyılda geçen bir Osmanlı hanedanı ile ilgili bir projem var. 1943'te İkinci Dünya Harbi sırasında İstanbul'da geçen bir gizem var. Bir de yine daha dram 1970-80'lerde geçen var. Bakalım, ben aynı zamanda iki de tiyatro oyunum var çünkü. Bir de bu kitaplarımdan üç tane hikaye türettik sinema ve televizyon için. Çabalarım o şekilde devam ediyor. Bakalım. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İlk programımıza geldiniz, renk verdiniz. Teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Değerli kitap severler, kitaplarımızı hediye etmeye geldik. Elimde görmüş olduğunuz kitapları birazdan hediye edeceğim. Mustafa Önsel'in Beşiktaş'ta Sırtlan Pususu isimli kitabı var elimde. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf isimli kitabı var. Cüneyt Arkın'ın Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabı var. Sevgi Özel'in Yalan Dünyasının Yalancıları isimli kitabı var. Bakalım günün şansları kimler olacak? Merhabalar, kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler? Ben size kitap hediye etmek istiyorum KRT TV olarak. Mustafa Önsel'in Sırtlan Pususu isimli kitabı. İyi okumalar. Merhabalar, ben size bir kitap hediye etmek istiyorum. KRT TV olarak Cüneyt Arkın'ın Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabı. İyi okumalar diliyorum size. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. İhtiyaç listenizin kaçıncı sırasında? 4 veya 5'tir yüksek ihtimalle. İlk 3'te neler var?
yemek yemek, dinlenmek, barınmak vesaire, işte arkadaşlarımla gezmek, video izlemek, film izlemek vesaire. Dördüncü, beşinci sırada da yüksek ihtimalle kitap vardır dediğim gibi. Ne tür kitaplardan hoşlanıyorsunuz? Daha ziyade siyasi ve tarihi kitaplardan hoşlanıyorum. Ben size Karite TV olarak bir kitap hediye etmek istiyorum. Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun İstanbul'un İlkleri isimli kitabı. Umarım bunu da okursunuz. Şöyle vereyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi okumalar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Kitap okumak ihtiyaç listenizin kaçıncı sırasında? Öncelikle size sorayım ben. Sanırım 4 ya da 5 ya da 10. da olabilir yani şu sıralar. Ona düştü şu sıralar, evet. Neden ona düştü acaba? Çünkü öğrenciyiz, daha önemli önceliklerimiz var. Derstir, ödevdir, sınavdır. Bunlar daha öncelik olarak geliyor bizim için. Kitaplar biraz geriye düştü, geri planda kaldılar bizim için. Sizin için kaçıncı sırada? Benim için sırada değil. Neden? Çünkü çok sıkılıyorum. Sadece okul için okuyorum, sınavlarım için. Onun dışında sevmiyorum çok. En son hangi kitabı okudunuz? En son Dorian Gray'in Portresini okudum. Oscar Wilde'in kitabı. Şu an hala okuyorum, bitmek üzere. Peki ben bir soru soracağım size. Kuyucaklı Yusuf'un yazarı kimdir? Kuyucaklı Yusuf. Sabahattin. Harikasınız. Kitaplarla çok arası olmayan birinin doğru cevabı vermedi. Yat için ezberlemiştim lisedeyken. Ne güzel. Ben size bir kitap hediye etmek istiyorum. Boyun Devrilisi Murtaza Özlem Binel'in kitabı. Karyate TV olarak şöyle hediye edeyim ben. İyi okumalar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Hangi tür kitaplardan hoşlanıyorsunuz? Daha çok böyle polisiye ya da bilim kurgu kitaplarından daha çok hoşlanıyorum. En son hangi kitabı okudunuz? En son kitap Sherlock Holmes'un kitaplarını okumuştum. Bu kadar. Kitap okumak ihtiyaç listenizin kaçıncı sırasında? Ya ilk sırada da açlıktan okuyamıyorum ki. Ekmek derdine düşmüş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kente 3 yeni kütüphane daha kazandırdı. Kasımpaşa Peyami Safa, Esenyurt Gülten Akın ve Büyük İstanbul Otogarı'nda yer alan Evliya Çelebi kütüphaneleri törenle hizmete açıldı. Kütüphaneler gerçekten toplumun bilgiye ulaşması, bir arada buluşarak ulaşması daha da ayrı bir güzellik ve bir karakter sağlıyor. Ve özellikle çocuklarımızın gelişimi, toplumsal belleğimizin korunması noktasında da bize çok özel bir ev sahipliği yapan yerler, kütüphaneler. Şimdi çocukların erişebileceği, gençlerin erişebileceği kütüphanelerin ilçelere, mahallelere iniyor olması bizim için büyük bir mutluluk. Bu konuda da emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. Yaklaşık 2 yıl öncesinden takibe başladığımız bu dünya kitap başkenti olma hedefinin takipçisi olacağız. 39 ilçesiyle, Büyükşehir Belediyesi'yle ve bütün kurum kuruluşlarıyla, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, Yayıncılar Birliği'yle, Yazarlar Birliği'yle konuşarak ederek 2024'ün burada mülteciler var, başka toplumların, başka ülkelerin insanları var. Onlara da bazı kaynakları sunma becerisini ortaya koyarak, insani bütün adımları atmayı başararak çok değerli bir kitap başkenti hedefini başarmak istiyoruz. Değerli izleyenler, programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni yazarlarımızla birlikte karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.